Efendim devam ediyoruz. Malum Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir kez daha insani ateşkes ilan edildi. Ancak Ermenistan ateşkes yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra yeniden ihlallere başladı. Azerbaycan ordusu elbette saldırılara misliyle karşılık verdi. Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Ermenistan ateşkes ilanından hemen sonra ihlale başladı. Gece saatlerinde Goranboy, Terter ve Adan bölgelerine havan ve top atışı yapıldı. Acabedi bölgesi ise sabah saatlerinden bu yana ateş altında. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrail ilinin 13 köyünü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Ali Keyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçin Veyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmaillı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan'ındır, dedi. Cebrail'de yer alan Azerbaycan birliklerine saldırı hazırlığındaki Su-25 savaş uçağı imha edildi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait düşürdüğü Su-25 sayısı 2'ye çıktı. Horadiz yönünde uçmaya çalışan bir insansız hava aracı da imha edildi. Azerbaycan ordusu ayrıca 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 2 obüs topu ve 11 araç cephaneyi imha etti. Ermenistan sınır bölgelerinde de ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan'ın Gedebey ve Tovuz bölgelerindeki mevzilerine ateş açıldığı bildirildi. Azerbaycan ordusu saldırılara misliyle yanıt verdi. Ermenistan'ın bir taburu da çatışmalarda çok sayıda kayıp verdi. Teçhizatını da kaybeden askerlerin bu nedenle savaşmayı reddettiği açıklandı. Ermenistan askerlerinin işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakarak kaçtığı ortaya çıktı. İşgalden kurtarılan Fuzuli şehrinin merkezinde yeniden Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı. O ana ilişkin görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı. Ermeni özel birliklerinin kaçış görüntüleri de yayınlandı. Azerbaycan askerleri Aras Nehri üzerindeki Kadim Hüdaferin Köprüsü'ne de Azerbaycan bayrağını dikti. O haberi de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev verdi. Yaşasın Azerbaycan!